Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün daha önce de farklı ürünlerini incelediğimiz bir markanın, Monofiat'ın gimbal'ını inceleyeceğim. Gimbal aslında son zamanlarda birçok kişinin artık günlük hayatta da kullanmaya başladığı bir aksesuar haline geldi. Özellikle fotoğrafa ve videoya meraklı olan kişiler mutlaka bir şekilde gimbal alıyor, kullanıyor ya da işte farklı gimbalları test edebiliyor. Benim bile yaklaşık 4-5 tane gimbalım var. Bu gimbalları tabii farklı durumlarda kullanıyorum. Bu gimbalın en güzel yanlarından biri şu arkadaşlar, uzatmalı bir selfie çubuğu haline de dönüşebiliyor. Dolayısıyla fonksiyonel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hemen kutu açılışına geçelim. Kutu açılışından sonra da hemen hızlıca bir incelemesini yapalım arkadaşlar. Hızlıca hemen kutusunu açıyorum. Ürün bize bu markada alışık olduğumuz şekilde sağlam bir kutuyla, sert bir kutuyla geliyor. Kutuyu hemen açalım. Ve kutuyu açtığımızda da karşımıza arkadaşlar baloncuklu poşetin içinde ürün çıkıyor. Kutuyu kaldırdıktan sonra hemen ürünü de açalım. Şimdi baloncuklu poşeti de şöyle yavaşça açıyorum. Hemen ürünü çıkartalım. Ürünü çıkarttığımızda gerçekten küçücük bir yapısı var arkadaşlar. Çok böyle yer kaplamayan, çantada çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir boyutta. Dolayısıyla oldukça pratik bir kullanım olduğunu söyleyebilirim. Hemen poşetin içinden farklı neler çıkacak ona da bakalım. Teknik servis bilgilendirme kartı çıktı arkadaşlar. Bu kart üzerinden yine 2 yıl boyunca teknik servis desteği alabiliyorsunuz. Hemen onu da size şu şekilde göstereyim. Onu da kenara koydum. Onun haricinde neler çıkacak? Bir tane kullanım kılavuzumuz çıktı arkadaşlar. Bu kullanım kılavuzu da tamamıyla Türkçe'de oluşuyor. Yine Türkçe olarak cihazın nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler edinebiliyorsunuz. Bakalım başka neler çıkıyor. Bir adet 3 voltluk pil çıktı arkadaşlar. Ve yine gimbalımızı şarj edebileceğimiz micro USB kablo çıkıyor arkadaşlar. Bu kabloyla gimbalımızı şarj edebiliyoruz. Ve hemen poşetimi de kenara atıyorum. Kullanım kılavuzlarımı da kenara atıyorum. Gimbal'a geçiyorum. Hızlıca gimbal'ı incelemek istiyorum çünkü. Şu şekilde hafifçe kaldırıp şuradaki kilidini kilitleyip gimbal'ımızı kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Gimbal'ımız tamamıyla plastik bir yapıdan oluşuyor ama sert plastik ve elinize aldığınızda aslında premium böyle bir his veriyor. Elinizi rahatsız edici bir yapısı yok. Ayrıca cihazın ağırlığı bu arada 215 gram arkadaşlar. 215 gramlık hafif, kullanılabilir, katlanabilir bir gimbal. Ürünün en güzel yanlarından biri dediğim gibi cihazı katladığınızda hiç yer kaplamıyor ve hafifliği. Onun haricinde cihazı kullanabileceğiniz şurada bir bölüm var arkadaşlar. Şu bölümle cihazı kontrol edebiliyorsunuz. İşte fotoğraf çekmek istiyorsanız şuradaki tuşa basarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Cihazımızın içinden, kutumuzun içinden bir tane pil çıkmıştı. Bu pili de nerede kullanacağız? Şuradaki butona basmak için cihazın enerjisini pilden alıyor. Pilden beslendiği için oradaki butonu da bu şekilde kullanmış olacağız arkadaşlar. Pili yerine takmamız için şuradaki butonu çıkartmamız gerekiyor. Bu butonu da şu şekilde çıkartıyoruz. Hafifçe cihazı kaldırıp yani uzatıp şu butonu hafifçe ileri ittiğimizde cihaz zaten kendisi çıkmış oluyor. Şimdi bu bizim için önemli. Niye? Çünkü aslında bu gimbal aynı zamanda bir selfie çubuğuydu. Yani uzaktan kendi fotoğrafımızı çekmek için şuradaki tuşu kullanacağız. Bu tuşun da enerjiye ihtiyacı var tabii ki. Bu enerjiyi de pilimizden alıyor. Cihazın içinde bir tane pil çıkıyor zaten. Ama bu pili kullanmak için şuradaki plastik bölümü kaldırmamız gerekiyor. Onu da hemen sizlere göstereyim. Şöyle bir tane plastik bölüm var arkadaşlar. Bu plastik bölümü kaldırarak cihazımızı kullanabiliyoruz. Hemen ben plastik bölümü kaldırıyorum ve pilin devreye temas etmesini sağlıyorum ve kapağını yerine yerleştirip gimbal'ıma takacağım. Gimbal'a takarken yine aynı şekilde söktüğümüz gibi hafifçe iterek, hafifçe yerine oturtarak tık sesini duyduğumuzda zaten takılmış oluyor. Şimdi gimbal'ı hemen bir telefonla test etmek istiyorum. Bu gimbal'ı ben genelde video çekerek de kullanacağım. Bunun için de almış olduğum bir gimbal. Hemen bir telefon alayım. S10 arkadaşlar. Samsung S10'u gimbal'a takacağım. Bu arada gimbal'ın kapasitesi 300 gram arkadaşlar. 300 gramlık bütün telefonları taşıyabiliyor, kontrol edebiliyor. Dolayısıyla hemen hemen her telefonda işe yarayan bir gimbal. Gimbal'ı telefona nasıl takıyoruz? Hemen onu geçelim. Gimbal'ı telefona şuradaki tırnakları açıyoruz arkadaşlar. Buradaki tırnakları açtıktan sonra bu tırnaklar aynı zamanda yukarı aşağı esneyebiliyor. Yani telefon boyutunuza göre bu gimbal'ın başlığını büyütebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. Hemen telefonumu gimbal'a şöyle oturttum.
Bu arada telefonun geldiği yerler oldukça yumuşak arkadaşlar. Yani telefonunuzda bir çizilme vesaire yaratmayacak bir gimbal. Hemen o bölgeleri de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir dokuya sahip. Hemen ben telefonumu gimbal'a takıyorum. Telefonu taktıktan sonra da telefon hemen hemen hiç oynamıyor. Bu da güzel bir özellik yine. Gimbal'ı açmak için arkadaşlar gimbal'ın üzerinde bir tane tuş var. O tuşa basacağız. Şurada hemen bir tuşumuz var. Bu tuşa basıyorum. Şimdi bu tuşa bastığımda ben bu gimbal'ın çalıştığını nasıl anlayacağım? Buradaki led yanıyor arkadaşlar. Yeşil bir led var. Gördüğünüz gibi led yanıp sönüyor. Ve gimbal'ımı artık hareket ettirebilirim. Bu gimbal tek eksenli bir gimbal arkadaşlar. Dolayısıyla motor sadece şu bölgesinde. Yani sabit bir görüntü almak istiyorsanız elinizle sağa sola oynattığınızda gimbal hareket ederek bu titreşimleri en aza indiriyor. Yani şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimi oynatsam da telefon oynamıyor arkadaşlar. Ve titreşimleri oldukça aza indirdiğini söyleyebilirim. Gimbal açtığınız andan itibaren çalışmaya başlıyor. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Hemen şimdi ben gimbal'ı kapatıyorum. Ve öncelikle etkinleştirme tuşundan bahsetmek istiyorum sizlere. Cihazın etkinleştirmesini yapmak için öncelikle buradaki tuşu Bluetooth yardımıyla telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Hemen onu bağlayalım. Bağlantılara geldim. Bağlantılardan Bluetooth'a geldim. Ve Bluetooth'ta bir arama yapıyorum şu an. Bluetooth'la arama yaparken zaten direkt hızlı bir şekilde cihazımı buluyor arkadaşlar. Bu arada arama yaparken şuradaki mavi buton da hızlı şekilde yanıp sönüyor. Ve aramayı yaptım. Direkt zaten buldum. MF olarak buldu arkadaşlar. Ve MF olarak Bluetooth üzerinden bağlanma isteği yolladım. Bluetooth bağlantımı da gerçekleştirdikten sonra ben hemen gimbal'ımı açıyorum arkadaşlar. Aktif hale getiriyorum. Hemen üstteki tuştan. Ve aktif hale getirdikten sonra gimbal zaten şu an çalışıyor oluyor. Şimdi bunun açılarını ayarlamak için tek eksenli bir motoru var. Dolayısıyla sağa sola oynattığınızda gimbal hareket ediyor. Okey. Ama kendinize doğru eğer selfie çubuğu modunda kullanacaksanız kendinize doğru ayar yapmak için de şuradaki döner vidayı biraz gevşetip kendinize doğru çevirip tekrar sıkmanız yeterli olacak arkadaşlar. Oldukça pratik bir şekilde bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi uzatmanız gerekiyor. Selfie çubuğu olarak kullanabiliyorsunuz dedik. Uzatmak gerekiyor. Uzatırken de hemen şu koldan ileri doğru itip cihazı uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da uzuyor. Bayağı da iş görüyor yani. Şimdi telefonla eğer çekmek istiyorsanız kendinizi selfie olarak selfie modunda şu şekilde kullanım yapabiliyorsunuz. Şu şekilde kendinizi çekebiliyorsunuz rahatlıkla. Aynı zamanda gimbal özelliği de olduğu için yani kolunuzun çıkmasını istemiyorsanız şu şekilde de çekebiliyorsunuz. Oldukça güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şimdi bu noktada gimbal olduğu için telefonu tutarken eliniz titrediğinde o titreşimler de minimuma iniyor arkadaşlar. Yani video çekerken de oldukça temiz, oldukça berrak videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi bir özellikten daha bahsedeceğim. Benim en çok aslında hoşuma giden özellik. Bu cihazı masanızın üstünde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben mesela çok sıklıkla masamın üstünde videolar çekiyorum. Özellikle YouTube'a güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu gimbal'da ben YouTube videolarımda kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Bir ikinci kamera olarak bunu masama yerleştirdiğimde bu gimbal'la güzel videolar çekebilirim. Şu şekilde sabitlediğimde kendimi şu şekilde çekebilirim arkadaşlar. Onun haricinde masanın üzerinde bir onarım videosu yaparken ya da bir inceleme videosu yaparken yine açısını istediğim gibi ayarlayıp güzel çekimler yapabilirim. Özellikle YouTuber'ların en büyük problemlerinden biri masaüstü çekim yaparken o açıyı ayarlamak. Yani bir cihaz onarımı yaparken ya da bir inceleme yaparken bu ikinci bir kamera olarak şurada dursa benim güzel bir şekilde videolarımı çeker. Kullanım süresi 3 saat arkadaşlar. Yani maksimum kullanımda 3 saatlik bir batarya ömrü var. 3 saat sonunda da yine cihazı şarj etmeniz gerekiyor. Şarj ederek kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şarj etmeye başladığınızda da yaklaşık 1,5-2 saatte de tam şarja ulaşıyor.
hızlı bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi özellikle selfie modunun yanında bu tarz çekim açıları da oldukça önemli bence. Çünkü artık telefonların kamerası günümüzde oldukça iyi çekimler yapıyor. Özellikle Samsung tarafında mesela yeni çıkan S21 modeli 8K'lık videolar çekiyor artık. Yuh artık yani. Gerçekten oldukça kaliteli olduklarını söyleyebilirim. Özellikle bu tarz bir gimbal işinizi görecektir. Gimbal'ın şu andaki fiyatı 299 lira arkadaşlar monofiyat.com'da ama hafta sonlarına özel güzel indirimler yapılabiliyor. Bazen denk gelebiliyor. Siteyi takip etmenizde de fayda var. Güzel ürünleri var sitenin. Açıklamalar kısmında da ben ürünün linkini bırakıyor olacağım. Eğer denemek isteyen ya da kullanmak isteyen bir arkadaş varsa alıp oradan da inceleyebilir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.